أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Âlemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle bütün eksikliklerden yücedir. İlmin, yani bilimsel süreçlerin gidip gidip en sonunda bulacakları şeyin veya görecekleri şeyin şu olduğunu değerlendiriyorum bu ayetlerden. Yani gerek fezada, gerek göklerde, gerek yerde, maddenin içerisinde her bir süreç öncesi bir sürece açılsa dahi bunun neticesinde var edici kudretin emriyle sürecin başlamasına ve işlemesine dair anlamsal boyut kendisini kulun önüne seriyor. Yani biz varlığı her inceledikçe ne kadar çok sistematik, ardışık bir şekilde önümüze açılsa da bunların ilk başta var edici varlığa başlaması, varlığını başlatan iradenin bir emir olduğunu, tıpkı göklerin ve yerin ilk baştan işte Big Bang teorisindeki gibi yahut Cenab-ı Hakk'ın ayette ifade ettiği gibi اِئْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا gönüllü yahut gönülsüz gelin emriyle yahut bir aradayken ayrıştırılması كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا bunların hep bir emir ile başladığına dair bir hususu insanlık ilim yaptıkça önüne koyacak, buna tanık olmaya vesile olacaktır. Eğer sistematik olduğu kadar bir iradeye ve ilme bağlı olduğunu keşfetmekten uzak durur, bu açıdan görmeyi, bu açıdan anlamayı, anlamaya karşı insanlık kendisini köreltirse, o zaman ardı ardına bir zinciri tek tek halkalarını sıralamaktan gayrı hiçbir şey yapmış olmayacak. Yani her bir, işte bugüne kadar geldiğimiz şey böyle, maddeyi mikro planda incelerken de adım adım hep sistem ardına bir sistem, sistem ardına bir sistem, daha detayda, daha küçük boyutta yine önümüze açılan başka bir sistem. Eğer bütüncül bir okumayla bu karmaşık ve birbiriyle son derece uyumlu sistemin var edicinin iradesiyle var olduğunu bir okuma boyutuyla yapar ve Allah Azze ve Celle'yi tanıma yolculuğuna dönüştürürsek ne âlâ. Dönüştürmez isek kuru bir okuma olarak, ki o seküler bir bakış, bu kişiye hiçbir yarar sağlamayan, anlamla onu buluşturmayan salt malzemeyi okumaya dair bir boyutta sınırlı kalacaktır. ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ Bu üst bakışa bizi ne yöneltiyor? Akleden kalbimiz. İnsan akleden kalbiyle sistematik olan bu varlığı gördükçe var edicinin ilim ve iradesine yorabiliyor. Başka türlü olamaz diye değerlendirdiği için. Çünkü akletmek bunu, onu oraya bağlıyor. İlginçtir ki akletme kelimesi de esasında böyle bir anlamdan, yani akale, mesela deveyi aldı götürdü bağladı diye. Akale bağ attı, bağladı demek. Eğer kul aklederse incelediği varlık üzerinden Cenab-ı Hakk'a bağlanır. Oradaki gördüğü sistemli yaratılışı var edicinin ilim ve iradesiyle ilişkilendirip bu bağlantıyı kurabilir. Ama son derece sistematik bulduğu halde bu bağlantıyı yapmamaya karşı inatla devam ediyorsa önüne açılacak her bir aşama yeni bir sistematik sahneden gayrı bir şey olmayacaktır.